Bismillahirrahmanirrahim Dinde zorlama yoktur. Doğru yol sapıklıktan, hak batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tagutu reddedip Allah'a iman ederse işte o kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir, bilir. Allah katında hak din, İslam'dır. O ehli kitabın ihtilafları, kendilerine gerçeği bildiren ilim geldikten sonra, sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilsinler ki, Allah onların hesabını çabuk görür. Ey ehli kitap, Tevrat'ta, İncil'de kendisinden çok sonra gönderildikleri halde ne diye İbrahim hakkında iddialaşıyorsunuz? Buna da mı akıl erdiremiyorsunuz? Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki bu din asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Hepiniz toptan Allah'ın ipine, dinine sımsıkı sarılın. Bölünüp ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oraya düşmekten de sizi o kurtarmıştı. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Ta ki doğru yola eresiniz. Fakat onlardan geniş ilmi olanlar ile müminler hem sana indirilen Kur'an'a hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. O namaz kılanlar, zekat verenler, Allah'a ve ahirete hakkıyla iman edenler var ya işte onlara yarın büyük mükafat vereceğiz. Allah adına yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir ki? Şu muhakkak ki o zalimler felah bulamayacak, muratlarına eremeyeceklerdir. Dinlerini bir oyuncak ve eğlence haline getiren kendilerini dünya hayatı aldatmış olan kimseleri, kendi hallerine bırak. Sen yalnız Kur'an ile vaaz et ki, Allah'tan başka yardımcısı ve şefaatçisi bulunmayan hiçbir nefis, işlediği günahlar yüzünden helâke teslim edilmesin. O her türlü fidyeyi denkleştirse bile, yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahları yüzünden, helâke sürüklenenler, mahvolanlar, işte bunlardır. İnkârlarından dolayı onlara, kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır. Eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar. Kesilirken üzerlerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etlerinden niçin yemeyecekmişsiniz? O zaten size haram kıldığı etleri açıkça bildirmiştir. Ancak çaresiz kalıp da zaruret miktarı yemeniz müstesnadır. Evet, birçokları bildiklerinden değil, sırf heva ve hevesleriyle halkı saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin Haddi aşamları pek iyi bilmektedir. O kâfirlere ki onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirmişlerdi. Dünya hayatı kendilerini aldatmıştı. İşte onlar kendilerinin en önemli günü olan bugünkü karşılaşmayı unuttular ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutup kendi hallerine terk edeceğiz kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah'a mal ederek bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah adına yalan söyleyenler asla iflah olmazlar. Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen odur. Din konusunda size hiçbir zorlukta yüklemedi Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna Bundan önce de bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren odur Ta ki Resul size şahit olsun siz de diğer insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız Haydin namazı hakkıyla ifa edin zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik Mevlanız, Efendinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. O, dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kıldı. Senin insanları davet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Halbuki Allah, dilediği kullarını bu din için seçer ve gönülden kendine yöneleni doğru yola iletir. Geçmiş ümmetler ancak kendilerine buna tefrikanın haram olduğuna dair bilgi ulaştıktan sonra sırf aralarındaki ihtiras ve haset yüzünden bölündüler. Daha önce Rabbin tarafından yürürlüğe konulan vaat, yani cezayı belirli süreye, kıyamete kadar erteleme sözü olmasaydı, onların işleri çoktan bitmişti bile. Ehli kitaptan sonra kitaba varis kılınanlar, Mekke halkı, onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Hayır, ne bilgileri var, ne kitapları. Sadece şöyle derler. Biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerinden gidiyoruz. Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri, sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra, haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü, ayrılığa düştükleri hususlarda, aralarında hükmünü verecektir. Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve haramlardan sakınırsanız, hem size mükafatlarınızı verir, hem de mallarınızın tamamını istemez yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için, siz tam bir çelişki içindesiniz. Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi? Ve kitap mensupları, o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi. i̇nsanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,